Teknolojiden anlamayan adamlar herkese merhaba. Savaş Ödüncü ile beraberiz. Digital Age ekibi olarak burada dolaşıyoruz. Şimdi Zenfone 2. Savaş, Zenfone 2'yi biliyorsun CES'te ilk duyurdu Asus. Aynen öyle. Zenfone 2 şu an elimizde. İlk izlenimlerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Evet, gayet şık. Bu arada ben Zenfone'un ilkini de göstereyim. Hani aynen. Nasıl bir değişime gittiler, onu da bir görme şansınız olur. Aynen öyle. İşte bu Zenfone 1, bu benim telefonum. Bu iki abisi. Bu da onun abisi. Şöyle gösterelim yan yana. Aile büyüyor. Aynen öyle. Ben tasarımını çok şık buldum. Bence de güzel yapmışlar. 5.5 inç bir ekran. İdeal boyu oldu gibi artık aslında. Aynen. Yani insanlar da alıştı. Aynen. 170 gram ağırlığında telefon. 3000 miliamperlik bir batarya. Ona rağmen 170 gram. 64 ile çalışıyor cihaz. Bu güzel bir şey, hızlı. Bayağı. Şöyle arka şöyle gösterelim. Evet. Intel Atom işlemci var. Her zamanki gibi Asus serisi, biliyorsunuz Zenfone serisi daha doğrusu, Intel işlemci kullanıyor. Asus kendini geliştiriyor ya. Bir Intel'le yapması benim ilgimi çekiyor. Yani Snapdragon, Exynos Intel'e fokuslandı. Ama onların güzel bir işbirlikleri oldu birçok alanda. Aynen öyle. Mobilde de bunu sürdürüyorlar. Intel'in de buna ihtiyacı vardı bence. Kesinlikle. Intel'in yani, güçlü bir partnere ihtiyacı mobil vardı. Mobil partneri yoktu. O anlamda birlikte geliştiriyorlar. Microsoft'la da bir şeyler yapıyor Intel. Evet. Bakalım yani, göreceğiz. Şimdi birazcık özelliklerinden bahsedeyim ben bunu kısaca. 64 bit dediğimiz gibi bunun işletim sistemi çalışıyor. Ne var? Qualcomm prosesör var üstünde. Z3560 ve Z3580 işlemcileri var. Onun dışında LPDDR3 RAM kullanıyor. Detay 2 ve 4 GB'lık versiyonları var, iki tane. Lollipop Android 5.0 ile geliyor. Gelecek daha doğrusu, daha gelmedi. 16, 32 ve 64 GB dahili hafızalı versiyonları olacak. 64 GB'a kadar da genişleme kapasitesine sahip microSD kartla. Şimdi Asus'ta şu vardı Savaş. Bir önceki Zenfone'da fotoğraf inanılmaz güzeldi. 13 megapiksel olmasına rağmen ben çok renklerini ve doygunluğunu çok sevmiştim. İyi performans almıştım. Tahmin ediyorum. Bunu üzerine katabilmişler mi? Tahmin ediyorum. Bunda da o olacaktır. Çünkü fotoğraf çok kritik. Evet. Yani son kullanıcı fotoğrafa çok önem veriyor. Özellikle selfie'de de artık çok önemli. Bir de mobil teknolojilerde fark yaratma adına şu an rekabetle en önemli unsur. Aynen öyle. Fotoğrafta 13 megapiksel arka kamerası var. 5 megapiksel de selfie kamerası, öz çekim kamerası var. Selfie kıymetli. Selfie canımız falan tadına geldi. Bu ışık telefonun yanında şöyle bir saati var. Aynen öyle. Onu da şöyle yakından gösterelim. Şöyle. Bu arkada şeyiniz çok deneme fırsatı olmadı, evet, ama burada da birazdan bilmiyorum. Bakacağız sizin için. İlk izlenimimiz ama gayet ışık görünüyor. Aynen öyle, bayağı hoş yani. Evet, teknik özelliklerini de aktarmaya çalışacağız. Ya muhtemelen standart, yani diğerlerinden yani, pek farklı olacağını zannetmiyorum açıkçası. Bu da artık böyle olmazsa olmaz. Bu LTE olacak. Bunda LTE, bakalım bize ne zaman gelecek onu bilmiyoruz ama LTE destekli olacak bu da. Fotoğraf makinesini bir açamadım henüz. Onu da bulursam fotoğraf da açarım. Çekerim de hatta dedim ama bulamadım. Hah, şuradaymış kamera. Nasıl bir şey çekerim şöyle. Şöyle kameramızı çekelim. Neyle çektiğimizi çok merak ediyordunuz. Ha, işte bununla çekiyoruz. Bu kadar da sırrımızı paylaşmıştık. Tabii bu fotoğrafı kendimize nasıl alacağımız konusunda hiçbir fikrim yok. Bakayım şöyle bir... Vay, iyi. Bak. Bu arada bir şeyi de gösterelim. Güzel bir alan yapmış Asus. Yani Asus geniş bir alanda. Geniş de değil ama kapalı yapmasaymış gibi inşaat, çok sıcak. Evet, şıpır şıpır söylüyoruz. Videoyu da daha fazla uzatamayacağım, evet, sıcaktan Asus dolayı. Asus Zenfone 2 böyle bir alet, ön inceleme olarak bunu aldılarsanız detaylarını zaten önümüzdeki aylarda yapacağız. Haziran'da tahmin ediyorum gelecek. Yani aşağı yukarı zaten Nisan, girer. Mayıs, Haziran. Aynen. Bu tanıtılan telefonların PS2'ye çıkıyor. Yakında yine başka bir bölümde görüşeceğiz. Şimdi dolaşmaya gidiyoruz biz.